Yayınımıza Ukrayna ile devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Yaklaşık 100 kişinin öldüğü olaylar hükümet ve muhalifler arasında yapılan anlaşmayla şimdilik durdu. Ukrayna parlamentosunu da jet hızıyla anlaşma maddelerini hayata geçirecek düzenlemeleri kabul etti. Günlerdir devam eden olaylarda 100'e yakın kişinin öldüğü Ukrayna'da devlet başkanı Viktor Yanukovic ve muhalefet temsilciler arasında ülkedeki krizin çözümüne yönelik anlaşma imzalandı. Anlaşma öncesi kameralara ilginç diyaloglar takıldı. Ukrayna'da devam eden krizde muhaliflerle iktidar arasında arabuluculuk görevini yerine getiren Avrupalı yetkililerden biri de Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'ydi. Sikorski görüşmeler sonrası salondan çıkarken Ukraynalı taraflardan birine "Eğer bu anlaşmayı desteklemezsen savaş kuralları geçerli olur, ordu gelir, hepiniz ölmüş olursunuz" derken görüntülendi. As protesters sought to reclaim the ground they had lost. Ülkede anlaşma şartları da yerine getirilmeye başlandı. Ukrayna parlamentosunda devlet başkanının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın devlet başkanı, hükümet ve parlamento arasında dengelenmesini öngören 2004 yılındaki anayasaya geri dönülmesiyle ilgili yasa kabul edildi. Yanukovic ile muhalefet arasında imzalanan anlaşmayla devlet başkanı seçimlerinin Aralık 2014'ten geç olmamak şartıyla yeni anayasanın kabul edilmesinin hemen ardından yapılması karara bağlandı. Öte yandan parlamento, gösteriler sırasında meydana gelen olaylarla ilgili protestocuların takip edilmesi ve cezalandırılmasını yasaklayan af yasasını da kabul etti. Ukrayna parlamentosu cezaevinde bulunan eski başbakan Yulia Timoshenko'nun serbest bırakılmasını sağlayacak yasayı da kabul etti. Eski başbakan kararın ardından tahliye edildi. Parlamento İçişleri Bakanı Vitali Zaharchenko'nun görevden alınmasını da kararlaştırırken Meclis Başkanı Vladimir Rybak da görevinden istifa etti. Yapılan anlaşma parlamentoda kabul edilen yasalarla hayata geçirilirken ülkedeki tansiyon hala yüksek. Başkent Kiev'de gösteriler ve gergin bekleyiş sürüyor.